Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Şimdi muhteşem bir doğanın içerisindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika ağaçlar var burada ve böylece güzel bir doğayı hadi hep birlikte gezelim. Şöyle bakalım arkadaşlar birazcık. Şurada ilk etapta karşımıza bir su tavuğu çıkıyor arkadaşlar. O beslenmeye çalışıyor güzelce. O beslenmeye devam etsin arkadaşlar. Biz şöyle devam edelim. Bakalım, bir tane daha var burada. Onun ne olduğuna bakalım arkadaşlar. O da bir ne arkadaşlar? Bakalım. Sakarcaya benziyor. Sakarca yavrusuna benziyor. Ördek yavrusu gibi de. Sakarca yavrusu arkadaşlar. Bu bir sakarca yavrusu. Evet. Şöyle devam edelim. Çok güzel bir manzaramız var. Evet, efsane güzel görünüyor. Ve su da o kadar berrak, o kadar güzel ki arkadaşlar, tertemiz. Şöyle bakalım. Köprümüz de var burada. Harika görünüyor. Şöyle doğayı görüyor musunuz arkadaşlar? Muhteşem güzel görünüyor. Evet. Sessiz ve sakin arkadaşlar, sessiz ve sakin. Ve ayrıca arkadaşlar, şurada sazlıklar var, görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. O sazlıkların içi de kuşların yuvaları. Şuradaki sazlıkların içerisi de kuşların yuvaları. Çok güzel. Şöylece devam edelim. Bakalım. Evet, buralar kıyılar arkadaşlar. Bakın. Kuşlar güzelce beslenmeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ağacın arkasında devam ediyor. Bakın, dalga yaptı oraya. Evet, diğeri orada, bakın. Bir tanesi orada. Ötüyorlar. Birbirlerini çağırıyorlar. Ve arkadaşlar, ağaçların köklerini de göstereyim size, ne kadar büyük olduğunu. Ağacın ne kadar büyük olduğunu. Hatta şöyle göstereyim. Bu ağacın ne kadar devasa büyüklükte olduğunu. Kökünün nereden geldiğini göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi şuradan başlıyor gibi görünüyor ama arkadaşlar, şuradan. Şöyle gösterelim. Şöyle. Bakın. Evet. Gördünüz değil mi? Ağacın büyüklüğünü şöyle devam edelim ve ne kadar büyük. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ve kocaman arkadaşlar bir gövdesi var. Şöyle devam edelim. Aşağı doğru inelim. Ağacı gördük arkadaşlar. Muhteşem büyük. Şurada da var ve bunların hepsi arkadaşlar suyu emen ağaçlar arkadaşlar. Aslında bataklık kurutmak için muhteşem bir özelliğe sahip. Ve arkadaşlar, şöyle güzel bir bilgi daha vereyim bu ağaçlar konusunda. Bu ağaçlar arkadaşlar bataklık kurutan diyoruz ama yetişme konusunda arkadaşlar çok hızlı yetişen bir ağaç türü arkadaşlar. Okaliptus, kariptos vesaire, toplumda farklı farklı söylemleri var. Bu ağaçlar gerçekten ekonomik açıdan da muhteşem derecede ülkemize katkı sağlayabilecek ağaçlardan biri. Bana göre arkadaşlar çam ağaçlarından daha değerli diye düşünüyorum. Çünkü tamam, çam ağaçlarının oksijeni var, bilmem neyi var ama bu ağaçları Allah boş yere mi yaratmış? Arkadaşlar, bu ağacın gölgesini görebiliyor musunuz? Ne kadar, bakın. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Bu ağaçların etkisini ben size göstereceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar büyükler. Ve şöyle gölgesini görebiliyor musunuz? Devasa gölgeleri var arkadaşlar. Devasa. Bir sürü kuşlara yuva burası arkadaşlar. Canlılara yuva. Ve bir sürü dalları oluyor. Ve ağaç kullanımı açısından da, yani ülkemizdeki kağıt üretimi olsun, mobilya üretimi olsun vesaire, bence daha çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çamlar tamam, güzeldir, hoştur ama bu yangınlarda gördük ki artık ülkemize çam dikmemeliyiz arkadaşlar. Daha çok böyle fayda verecek ağaçlara. Bakın, şuradaki ağacın gövdesini göstereyim mi size? Bakın, kuşlar görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzeller. Şöyle. Evet. Evet. Of 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 of. Arkadaşlar, güzel bir an yakaladık. Güvercinler de gelmeye başladı. Bakın. Bütün kuşlar işte böyle buradan gelip su içiyorlar. Bakın, orada su tavuğu hala ne yapıyor biliyor musunuz? Orada geziyor. Yem bulmaya çalışıyor kendine. Ağacın dibinde, bakın. Bakın şimdi. Şöyle göstereyim. Hop.
Gördünüz değil mi? Evet. Oradan bir sakarca sesi geliyor arkadaşlar yine. İşte arkadaşlar biz işin özü doğamıza sahip çıkalım lütfen. Doğamıza sahip çıkalım. Böyle güzel manzaraları her zaman görmek istiyorsak, her zaman içerisinde bulunup mutlu, huzurlu, keyifli, güzel vakitler geçirmek istiyorsak doğamıza sahip çıkalım. Böyle güzel doğalar arkadaşlar bulmak çok zor. Kaybetmek ise çok kolay arkadaşlar. O yüzden sahip çıkalım. Bakın bunlar hepsi doğaya fayda sağlayan şeyler arkadaşlar. Ağaç türleri. Ve arkadaşlar şurada bir delik buldum. İlk defa gördüm. Burada da büyük ihtimalle gördüm ama kaçtı sanki. Bir tane yengeç gördüm. Bakalım çıkarabileceğiz mi yengeci? Onun için de uğraşalım. Eğer ki varsa yani arkadaşlar çok derin duruyor. Yengeç içerisinde arkadaşlar. Orayı yuva yapmış. Arkadaşlar kendisine yuva yapmış. Göremiyorum. Bayağı derinmiş. İlk defa gördüm arkadaşlar. Çok iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün canlılar bu doğadan arkadaşlar faydalanıyor. Yani ben o yengeci oraya girerken de gördüm ama yakalayamadım. Çekemedim. Sizlere de göstermek istedim. Böyle güzel muhteşem doğadan arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler olsun. Her nereden beni izliyorsanız izlediğiniz yerde mutlu olun, huzurlu olun. Bütün güzellikler sizlerle olsun. Doğamıza sahip çıkmayı unutmayalım. Sevgilerle, hoşça kalın. Deniz Yıldızı'nda kalın arkadaşlar.